arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışmamız olacak. Yeleğimiz yakadan başlamalı bir yelek. Ee, yeleğimize başlamadan önce ölçüsünü alalım. En üst kısımdan en uç kısma 31,5 santim yeleğimizi kol altından ölçelim. Kol altından ise 23,5 santim. Yeleğimizi ee, Zincirimizi çekerek örmeye başlayacağız ve artışlarımızı yaparak yeleğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Şöyle açıp bakalım. Bakınız genişliyor. Yukarıdan aşağıya doğru genişliyor ve etekli kısmına doğru açılıyor yeleğimiz. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby'sini kullanıyorum. İpim %50 yüzde %50 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 145. şöyle baktığımızda 100 gram ve 336 metre. Tabi dilediğimiz herhangi bir bebek gününden örgümüzü örebiliriz. Yeleğimizi örmek için 3,5 numaralı da tığımızı kullanıyoruz. Hemen yaka kısmını örmek için zincirimizi çekerek başlıyoruz. 101 tane zincirimizi çekelim bir tane düğüm atıyorum ve başlıyorum saymaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Çok sık olmasın. Bunların üzerine kutucuklarımızı yapacağımız için çok sımsıkı yaparsak tığımızın başını e, girdirmemizde zincirlerimizin arasında sıkıntı olur. Şu şekilde birazcık zincirlerimizin alınması rahat olursa ikinci sıramızı örmek bizim için daha kolay olur. Evet zincirimi sayıyorum. 101 tane zincirimi tamamlayıp geliyorum. Zincirimi tamamladım. Hemen ölçüyorum. Başlangıç noktasına şu şekilde tutuyorum. Ve mezurumun üzerine alıyorum. Çok asılmadan sadece tığımın ucunu tutarak ölçmek istiyorum. bakın gevşek ördüm 46 santim zincirimizin ölçüsünü de aldıktan sonra trabzanlarımızı örmeye başlayalım zincirimizi e, ölçtükten sonra elimizi alalım zincir ilavesi yapmadan geriye doğru saymaya başlayalım 1 2 3 4 5 5. zincir yuvamın içerisine tığımın başını doluyorum giriyorum Tek seferde çekiyorum. Tek seferde. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkinci sıradaki zinciri tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir. Bir tane zincir atlıyorum. Sıradaki zincire girerek tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdan bir tane atlıyorum. Tığımın başını dolayarak Sıradaki yani bir atladıktan sonraki gelen sıradaki trabzanımı zincirime girerek tek seferde çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir zincir atlıyorum. Diğer zincire girerek tek seferde trabzanımı örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradaki zincirimin içine girerek trabzanımı örüyorum bir tane zincirimi çekiyorum bir atlıyorum aşağıdan zincirimi sıradaki zincirime girerek trabzanımı örüyorum tekli olarak bir zincir başını dola bir atla sıradakine ve bu şekilde kutucuklarımızı oluşturarak zincirimizi tamamlayalım Sıramızı tamamladık ve kutucuklarımızı ördük. Bir tane zincir yukarıdan çektik, bir tane zincir aşağıdan atladık ve tek seferde trabzanımızı örerek şu şekilde minik kutucuklarımızı oluşturduk. Kutucuklarımı saymak istiyorum. Birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 49. İkinci sıramız için zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi bu yönde çektim. Örgümün arkasını çeviriyorum. Birinci kutucuğum boş kalıyor ve ikinci kutucuğumun içerisine Tığımın başını doluyorum ve 3 defada alarak trabzanım örüyorum. 1 defa doluyorum. 3 defada çekerek örüyorum. 1 2 3 Tekrar tığımın başını doluyorum. 1 2 3 1 2 3 4. trabzanımı örüyorum. 3 tanesini ördüm. 1 2 3 4 tane trabzanımı ördüm bir defa başını doladım 3 defa da çektim bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolamadan direkt batıyorum sıradaki kutuca bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum sıradaki kutumuzun içerisine tıpkı buradaki ördüğümüz gibi 4 tane trabzanımızı 3 defa da çekerek örüyoruz hemen giriyorum 1, 2, 3, tekrar 1, 2, 3, 2 tane daha ilave ediyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzanımı 3 defada çekerek ördüm. 4. trabzanımdan sonra 1 tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki hemen yanındaki kutucuğun içerisine gelerek batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sıradaki kutucuğun içerisine tıpkı burada örmüş olduğumuz gibi bir defa başını dolayıp 3 defa çektiğimiz trabzandan 4 tane trabzan örüyoruz. Ve başlıyorum. 1 1 2 3 3 defa da çektim. Tekrar tığımın başını bir defa doladım. Aynı yerin içerisine 1, 2, 3. Yine doluyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Ve dördüncü kez aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız oluyor. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen yanındaki kutuya gelerek batıyorum ve bir tane zincir çekiyorum aynen diğer kutuya da girerek 1 2 3 3 defa da çektiğimiz 4 tane trabzanımızı ardı ardına örüyorum 3 ve 4 bir zincirimi çekiyorum yandaki kutucuğa giriyorum tekrar bir zincirimi çekerek çıkıyorum şimdi yapmış olduğumuz işlemlerimize bakalım 49 tane kutucuğumuzu ördükten sonra 3 tane zincirimizi çektik hemen ikinci kutunun içerisine 4 tane trabzanımızı ördük 4 trabzanımızı tığımızın başını bir defa doladık 3 defa da çektik her bir trabzanımız 4 trabzanımızı tamamladıktan sonra bir zincirimizi çektim yandaki trabzanları ördüğümün yanındaki kutucuğun içerisine bir zincirle battım bir zincirle tekrar çıkışımı yaptım yandaki kutucuğun içerisine 4 tane trabzanımı ördüm bir defa başını doladım 3 defa da çekerek şöyle trabzanımızın daha uzun olmasını sağladık yandaki trabzanın içerisine kutucuğun içerisine bir zincirle hemen gelerek battım ve tekrar bir zincirle çıktım ve 4 tane trabzanımı 3 defa da alarak ördüm bu şekilde bir atlayıp yani bir batıp bir trabzan, bir batıp bir trabzan şekliyle kutucuklarımızı doldurarak uç noktamıza doğru devam edelim. Kutucuklarımızı birer birer doldurarak sıramızın sonuna doğru geldim. Şöyle yakından bakalım. Bir tane atladık, bir tanesini doldurma şekliyle sıramızın sonuna doğru geldim. En son bir kutucuk kaldı sondan bir öncesini yine 4 tane tırabzanımızı doldurduk. Şimdi zincir çekmeden tığımın başını doluyorum ve kenardan 5 tane zincirle geri döndüğümüz yani 4 tane 5.ye batmıştık başlarken hemen bir tanenin yanındaki ikinci denk gelene batıyorum ve 1 2 3 defa da çekerek örüyorum. Bu sıramızı tamamladıktan sonra ikinci sıramıza başlıyoruz. 1 2 3 tane zincirle geri dönüyorum. Tığımın başını doluyorum ve hemen aşağıdaki 4 tane trabzanım üzerine işlem yapmaya başlıyorum. İşlemimizde bir alt sırada bir sefer başını dolamıştık, 3 defa da çekmiştik. Bu ikinci sıramızda ise bir defa başını dolayacağız ve 2 defa da çekeceğiz. Yani ikili trabzan olarak bu sıramızı öreceğiz. Ve trabzanlarımızı örerken tığımızın başını doluyorum, yandan giriş yapacağız. Yandan giriş yaparak 1 ve 2. Yandan 1, 2. 2 trabzanımızı ördükten sonra 1 ve 2 tane zincir çekip tam aşağıdaki 4 trabzanı 2'ye böleceğiz. 2 trabzan yandan 2 zincir tekrar 2 trabzan yandan şekliyle öreceğiz. Ve de ikili trabzan şekliyle 2 defa da başını dolamış olduğumuz ipimizi öreceğiz her iki grup arasına geçişlerimizde ise zincir çekmeden doğrudan geçiyoruz. Bakın şimdi hatırlayalım. 3 tane zincir çektim. Aşağıdaki dört tane trabzanımızın ilkine yandan girdim. İkili trabzan şekliyle ördüm. İkincisini ikili trabzan şekliyle yandan girerek ördüm. 2 zincir ve diğer iki tane trabzanımı da aynı şekilde ördüm. Araya zincirimizi çekmeden tığımın başını doluyorum. 4 tane trabzanımın hepsine işlem yapmaya başlıyorum. Önce 2 tanesini öreceğim. 2 zincir çekip sonra da 2 tanesini öreceğiz. Ve ikili trabzan olarak yandan girişimi yapıyorum. 1 ve 2. Başını doluyorum. Yandan girişi yapıyorum. 1, 2. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar giriyorum. 1 ve 2 yandan 1 2 Hemen 3. gruba geçiyorum ve aralarında zincir çekmiyorum. Yandan girişimi yapıyorum 1. Yandan girişimi yapıyorum 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar diğer ikisine de aynı işlemimi yaparak tamamlıyorum. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Burası örgümüzün arka yönü. Düz yönüne bakalım düz bakınız bu şekilde kabartılı ve çok güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi devam edip sıramızın sonuna kadar 2 tane trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yandan alarak örüp sıralarımızı tamamlayalım. Örgümüzü arka yönden ikinci sırasını örerek tamamladım. En son iki tane trabzanımızı yandan girerek ördüm ve geçiş yapma yerindeyim. Şimdi tığımızın başını doluyalım ve kenardaki 3 zincir yaparak geçiş yapmış olduğumuz yerin 1 2 hemen 3'ün üzerine gelerek batıyorum ve 1 2 3 3 tane zincirim yani 3 defa da trabzanım alıyorum zincirimin üzerinde tekrar zincirimi çekiyorum 2 3 ve 4 örgümün yönünü çeviriyorum ve düz yönüne geçiyoruz örgümüzde iki sıramızı ördük. İki sıramızın birinci sırasında kutucukların içerisini doldurduk. İkinci sırada ise yandan girişlerimizi yaparak trabzanlarımızı iki defa da çektik. Birinci sırada üç defada da trabzanlarımızı örmüştük. İkinci sırada ise ikişer defa da çektik. Şöyle yakından bakalım. Üçer defa da çekerek bu kısmı ördük ikişer defada iki trabzan iki zincir iki trabzan bölümü şimdi göreceğimiz sırada tıpkı başlangıçta yaptığımız gibi dört tane trabzanımızı görmüş olduğumuz iki zincir çektiğimiz tam trabzanların arasındaki bölümün içerisine örmeye başlıyoruz dört zincirimi çektikten sonra ilk grubumun bakınız ilk grubum Hemen iki trabzandan sonraki yere tığımın başını bir defa doluyorum giriyorum. 1 2 3. Buradaki toplu olarak ördüğümüz trabzanları 3 defa da çekeceğiz ve de modelimiz bitene kadar aynı şekilde tekrar edeceğiz. Ayrı ayrı ördüğümüz, arasında 2 zincirli olan sıramızı 2 trabzan hepsini grup halinde ördüğümüz sıramızı ise 3 defa da alacağız. Bir tanesini ördüm. Şimdi ikincisini örmek için aynı yere giriyorum. 1 2 3 tekrar 1 2 3 3 tane ördüm. 1 2 3. Toplam 4 tane olduğu zaman 2 tane zincir çekiyorum. 1 2. Başlangıçta 1 zincir çekmiştik. Bundan sonraki bütün toplu gruplarımızda 2 tane zincirimizi çekeceğiz. 2 zincir çektikten sonra her iki grubu birbirine bağlayan bakınız tam şu birleşme noktasına şuraya Gelerek batıyorum tam bu noktaya gelerek batıyorum ve iki tane zincirimi çekerek battığım yerden çıkıyorum 1 ve 2 tam ortaya bakınız birinci grubumuz ikinci grubumuz burası tam ara yer şöyle iki grubumuzu görelim 4 4 bakınız 2 2 4 4 burada 4 de burada tam ara noktaya İki zincirimi çektikten sonra tekrar iki tane zincirin olduğu yere bir defa başını doluyorum. Üç defada dört trabzanımızı bu zincirimizin içerisine örmeye başlıyoruz. Bir, 2 3 ve 4 İki tane zincirimi çekiyorum. Tam ara noktaya iki grup arasındaki birleşme yerine gelerek batıyorum çıkıyorum iki zincir çekiyorum yine bir defa başını doluyorum zincirimin içerisine girerek üç defa da çekiyorum bir ikinci trabzanım ördüm ve bakın bir iki ve üç defa da çekiyorum bir defa doluyorum bir 2 3 toplamda 4 trabzanı ördükten sonra 2 zincirimi çekiyorum 2 zincirimi çekip hemen aradaki birleşme noktasına gelerek batıyorum ve 1 2 zincir çekip sıradaki grubun üzerindeki 2 zincirimin içerisine 4 tane trabzanımı 3 defa çekerek dolduruyorum 1 2 3 4 2 tane zincir 2 zincirlerle geçişimizi yapıyoruz bakınız tam ortaya ve 2 zincir çekiyorum diğer tarafa kadar yani diğer uca doğru örüyorum Evet bu şekilde 4 trabzan 2 zincir batıyoruz 2 zincirle tekrar çıkarak sıramızı tamamlıyoruz tam ara noktaya batıyoruz 3. sıramızı da tamamladık. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, 4 trabzan, 2 zincir, batıyoruz. Tekrar 2 zincir, 4 trabzan şekliyle sıramızı da tamamladık. Şimdi diğer sıramıza Başlıyoruz diğer sıramızda bir öncesi sıramızda yaptığımız gibi 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan arada zincir olmaksızın yani gruplar arası geçişte zincir olmadan kendi içinde sadece zincirimiz 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan. Diğer gruba geçiyorum 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan diğer gruba 2 tırabzan 2 zincir 2 tırabzan şekliyle bir önceki sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizi başlıyoruz. Tekrar edeceğiz şimdi bir sonraki sıramızda şöyle bakalım bakın gayet güzel oldu bir sıra toplu örüyoruz bir sıra ördüğümüz sayı ikiye bölerek ortasına iki zincir çekerek örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 tane trabzanımı 3 defa çekerek ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve kenardaki zincirime batıyorum. 3 defa da alalım 1, 2 ve 3 defa da alıyorum 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve bir öncesi sıramda yaptığım 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örmeye başlıyorum. Bu sırada arada zincir çekmiyoruz biraz önce de söylemiştim sadece kendi içinde ve bu sıramızı tığımın başında oluyorum yandan girerek örüyorum 1, 2, 2 defa da çekiyorum. 1 2 2 zincir tekrar yandan 1 2 yandan 1 2 hemen diğer gruba geçtim 1 ve 2 2 tane de zincirimi çekiyorum tekrar kalan 2 tane trabzanımı örüyorum ikili trabzan şekliyle Evet Sıramız iki tane sıranın birbirine tekrarıyla oluşmakta. Bir toplu olarak trabzanım örüyorum. Bir bu toplu olarak ördüğümüzü üç defa da alıyoruz. Bir defa başını doluyoruz. İkinci sıramızı ise toplu sayımızı tam ikiye bölüyoruz. İki, iki zincir, iki trabzan ve ikili olarak örüyoruz. Arkadan da girerek örüyoruz. Yani şöyle yandan girişimizi yaparak örüyoruz. Aynen bu şekilde birazcık daha roba kısmımızı büyüterek örmeye devam edelim. Evet örgümüzü örerek büyüttüm. 1, 2, 3 sıra ördük. Yani 3 çift örmüş olduk. Ee, bakın 1 ve üzerine ikiliği ördük. 1 çift. İkinciyi sayıyorum ve üçüncüyü sayıyorum. Şöyle toplu olarak ördüklerimizi saydığımızda 3 çift örmüş olduğumuzu görmekteyiz. Yani 4, 4, 4 olarak 3 sıra ördük ve 3 sırada üzerinden 2 2 ayırdık her bir sıranın üzerinde şimdi buradaki 4 olarak örmüş olduğumuz trabzan sayımızı bu 3 sıramızda 4 olarak ördüğümüz trabzan sayımızı 6'ya çıkarıyoruz çift olarak artıyoruz 6 tane trabzan olarak örmeye başlayalım biraz çünkü genişletip aşağıya doğru güzel bir genişlik katmak istiyorum zincirimi çektim kenardan ve ortadaki iki tane zincirimin içerisine girerek 3 defa da altı trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 5 ve 6 Aşağıdaki sıralarımızda 4'er tane örmüştük trabzanımızı. 1, 2, 3 tane 4 ördüğümüz grubumuz var. Şimdi ise 6 tane trabzanımı ördüm. 2, 4, 6 ve çifter çifte yani 3'er defa da aldım. Şimdi 2 tane zincirimi yine çekiyorum. Tam gruplarımızın arasındaki yere gelerek batıyorum. Tekrar 2 zincirimle çıkıyorum. Diğer sıradaki grubun içerisine 6 tane 3 defada aldığım trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanımı ördükten sonra 2 tane zincirimi çekip Hemen iki grup arasına batıyorum. Bakınız iki grubumuz ve arası. Hemen battım. Bir iki zincirle çıkıyorum. Sıradaki iki zincirimin içerisine yine altı tane trabzanımı örüyorum. Üç defa da alarak. İki, üç, dört, beş ve altı ve sıramızı bu şekilde 6 tane trabzan 2 zincir batıyoruz tekrar 2 zincirle 6 trabzan örerek sıra başına kadar gelelim 6 şer trabzanımızı örerek sıramızı tamamladık şimdi 6 trabzanımızın arkasından örmeye başlıyoruz zincirimi çektim ve 6 tane trabzanımı 3 3 olarak ikiye bölüyorum. 4 tane trabzanımı 2 2 bölmüştüm. 6 olunca 3 tanesini önce ortaya 2 zincir 3 tanesini sonra yine aynı yandan girişimizi yaparak örüyoruz. 2 seferde çekiyorum. 1 2 3 2 tane zincir 1 2 ve 3 araya zincir çekmiyorum gruplarımızı örerken 3 tane trabzanımı ikili olarak yandan girerek ördüm 2 zincir çektim tekrar 3 tane trabzanımı ördüm yine sıradaki grubuma geliyorum 3'ünü bir örüyorum birer birer bakın bir ikili trabzan olarak örüyorum 2 ve 3 3 tanesini bir grup olarak ayırdım. Ortaya 2 zincir çekiyorum. Diğer 3 tane trabzanımı ise sonra devam ediyorum zincirimden. Sonra 1, 2, 3. Bu şekilde tam ortadan 2'ye bölmüş olduğumuz trabzanlarımızı yandan girerek ikili şekilde 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle örüyoruz. Ve sıramızın başına kadar devam ediyoruz. 6 trabzanla ördüğüm yeri baştan sona ördüm tekrar 3 2 3 diye ayırdım trabzanımı ve ikinci kez 6. 6 altı tane trabzanımın olduğu bölüme başladım ve burada görmüş olduğumuz gibi bölümlerini ayırıyorum bakın kollarımızı gövdemizden ayırıyoruz ayırma işlemini 1 2 3 dilim önde 1 2 3 dilim önde 1 2 3 4 5 6 6 dilim kolda tam şöyle bitiş yerinde bakın sayalım tekrar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tekrar arkamızda 1 2 3 4 5 6 diğer kolumuzda ve 1 2 3 önümüzde olarak şöyle tamamladık 3 6, 6, 6 ve 3. Yani toplamda aslında hepsi 6 şar. Önümüzde şöyle birleştirdiğimiz zaman 3, 3, 6, 6 şarlı gruplar halinde hepsini ayırıyoruz. Önlerimizi 3 artı 3 olarak. Birleştirmeye başlamadan ölçüsünü alalım. Kaç santim olduğunu görelim. Tam 12 santim. 12 santim olduktan sonra kolumun 3 dilimini örüyorum ve batıyorum diğer dilime geçiş yerine ve 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektikten sonra işaretimi koydum diğer noktaya geliyorum ve batıyorum bakın tam iki grubun arasına gelerek batıyorum 2 zincirimi çekerek 6 tane trabzanımı 3 defa da örüyorum 2 3 4 5 ve 6 trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. Hemen grubun arasına batıyorum ve diğerlerini de 6 trabzan 6 trabzan işaretimin olduğu yere kadar örerek geliyorum. Kolumun birleştirme işlemini yaptıktan sonra 1 2 3 4, 5, 6. 6 tane arka dilimimiz için ayırdığımız bölümümüzü ördüm. Ve işaretimin olduğu noktaya geldim. Tabi işaretim de sarı olduğu için biraz zayıf kaldı ama işaretimin olduğu yere 2 zincirimi çekerek battım. 6 tane zincir çekerek diğer kolum için olan bölümü ayırıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Büküyorum. Ve işaretimi koyduğum yere gelerek tam ara ayrımına batıyorum. 2 tane zincirimi çekip ortadaki 2 zincirin içerisine 3 defada aldığımız 6 tırabzanımızı örüyorum. 3 4 5 ve 6. iki zincirimi çekiyorum araya batıyorum ve sıranın başına kadar ilerliyorum Evet robamızı bu şekilde ayırdık şimdi arka sıraya geçtim arka sırada tekrar 3 tane trabzan iki zincir 3 tane trabzan şeklinde ikiye bölerek altı trabzanımızı devam edeceğiz ve tam zincirimizi çektiğimiz kol altındaki 6 zincirimizin olduğu yere bir tane daha yeni modelimizi kuracağız. Şimdi dönüşümü yapmıştım. Örmeye başlıyorum. Yandan giriyorum. Burayı 2 trabzan şeklinde örüyorum. 2 defa da alıyorum. 2 zincirimi çekip 3-3 bölüyorum. 1 2 ve 3 araya zincir çekmeden diğer trabzan grubuma geçiyorum altılı grubumuza ve ilerliyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak bu 3 tane grubumuzu ördüm şimdi kolumuzun altındaki zincirlerimizi örmeye geldik şöyle zincirimin üzerine bakınız bir ikinci zincirin üzerine gelerek batıyorum bir tane trabzan aynı yere bir trabzan daha İki trabzanımı bir zincirin içerisine hemen yanındaki zincirin içerisine ise üçüncü trabzanımı örüyorum İki tane zincirimi çekiyorum hemen bir sonraki trabzana zincire bir tane trabzan örüyorum ve bir sonrası zincire iki tane trabzanımı örüyorum 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzanı çekmiş olduğum 6 zincirin içerisine kuruyorum 2 tane zincirimi çekerek pardon zincir çekmiyoruz tığımın başını dolayarak hemen yandan girerek trabzanlarımı ikili olarak örüyorum 3 2 tane zincir ve tekrar 3 tane trabzanımı diğer kol altına kadar örerek ilerliyorum 2 ve 3 kolumuzun altına görelim diğer kol altına da aynı işlemimizi tekrar çalışacağız kolumuzu birleştirdikten ve üzerine trabzanlarımı ördükten sonra aradaki trabzanlarımı da 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak ördüm ve sıradaki zincirimin olduğu yere geldim tığımın başını doluyorum bir tane zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir, iki ve hemen bir ileri zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Toplamda üç tane trabzanımı örüyorum. İkisini bir tane zincir yuvasına, birisini bir ileriye örüyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen bir ileriye bir bir ilerideki zincirin içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Sıradaki zincirin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız. İki tane trabzanın bir zincir yuvasının içerisine ördüm. Bir tane trabzanı bir sonraki takip eden zincir yuvasının içerisine girdim. İki zincirimizi çektikten sonra Tekrar bir tane trabzanımı bir zincirin içerisine ördüm. Sıradaki zincirin içerisine ise iki tane trabzanımı ördüm. Ve böylelikle kolumuzun altındaki zincirimize bir model daha kurmuş olduk. Ve diğer üç tane dilimimizi de aynı şekilde yandan girerek örmeye devam ediyorum. 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum tekrar yandan girerek örüyorum 3 şimdi kol altımızı da bu işlemlerimizi yaptıktan sonra bir sonraki sıramızda yine 6 tane trabzan bir sonraki sıramızda 3 tane trabzan 2 zincir 3 trabzan ve istediğimiz biraz ölçü gelene kadar örmeye bu şekilde devam edelim sonrasında birazcık daha artışlarımıza devam edeceğiz ama 6 trabzan olarak devam edelim ve 3 defa da örelim. Aynen burada ördüğümüz gibi sonrası sırasında 3'er 3'er bölelim. Ortasına 2 tane zincirimizi çekelim ve gövde kısmını örmeye devam edelim. Kolumuzun altından itibaren örmeye devam etmiştik. 1, 2, 3, 4. 4 tane 6 trabzandan olan grubumuzu ördük ve belli bir ölçüye kadar geldik. Şimdi artış yapmak istiyorum. 4 tane 6 tane trabzanımı 2 tane daha artıp 8 trabzan olarak örmek istiyorum. 4 olarak başlamıştık. Belli bir noktaya kadar 4 de geldim. Arkasına 6, 6, 6 olarak epeyce bir ilerledik. Şimdiki sıramızda ise 6 trabzanımızı 8 trabzan olarak artışımızı yapalım. 2, 4 Tığımı takıyorum. Bir defa başını doluyorum. 2 defa da çekiyorum. 5 bir defa başını doladım 6 bir defa başını doladım 7 ve bir defa başını dolayarak 8 tane trabzan sayısına ulaştım bundan sonra 8 trabzan olarak aşağıya biraz devam edeceğiz dilediğimiz ölçü gelene kadar 2 tane zincirimi çekiyorum aynen yukarıda yapmış olduğum işlemler gibi araya giriyorum Tekrar 2 zincirle aradan çıkıyorum. Tekrar bu görmüş olduğum aşağıda 6 trabzan olduğu için 3 sağda 3 de solda trabzanımız vardı. Şimdi bu 8'i 4 sağda 4 solda olarak ayıracağız. Eşit sayıya bölerek 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 tane zincir araya giriyorum 2 tane zincirle tekrar görmüş olduğum 2 zincirlik araya girerek bir defa başını doluyorum ve sırası ile çekiyorum 1-2-3 1-2-3 3 defa da alıyoruz. Sayalım. 2 4 6 2 tane daha örüyorum. 7 ve 8. Bir, iki tane zincirim hemen bakalım 8 tane trabzan iki zincirimi batıyorum tam grup arasına iki zincirle çıkıyorum tekrar tam iki zincir çekmiş olduğum her grup dilimin ortasına 8 tane trabzanım örüyorum ve buradan sonra işlemimi 8 trabzan 2 zincir batıp tekrar iki zincir olarak devam ettiriyoruz İstediğimiz ölçü gelene kadar bir de üstündeki bölümü birlikte yapalım sonrasında dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ederiz. 8 tane trabzanımızı ördük. Arka yöne geldim. Şimdi 4-4 ayırıyoruz. 4 tane sağa, 4 tane sola. Tek sefer, yani 2 seferde çekiyoruz. İkili trabzan olarak yandan girerek örüyoruz. 2 3 4 2 tane zincir çekiyorum. Yandan girerek 1 2 3 ve 4 araya zincir çekmeden diğer trabzanımın hemen yanından giriyorum dörder dörder ayırıyorum 4 sağa 4 sola ortaya 1 ve 2 zincir 4 de soldaki trabzanımı ikili trabzan olarak örüyorum Alttaki zincirsiz olan yani araya zincir çekmeden ördüğümüz birinci trabzan sıramızı üçer defa da örüyoruz. Diğerini üst sıradakini şimdi ördüğümü iki defa da alarak tamamlıyoruz. 3, 4, 1, 2 giriyoruz. 1, 2, 3 ve 4 Evet bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle düz yönünü görelim. Yeleğimizin en uç kısmını tekli trabzan yaparak ördüm. Ortaya 3 tane tekli trabzan ve her trabzan arasına birer trabzan olarak ördüm. Başlangıç yerimden itibaren şu şekilde araya da bir tane ördüm. Ortaya üçer tane tekli trabzanımı örerek sıramın diğer ucuna doğru devam ettim. Ve sıramı sizlerle tamamlamak istiyorum. Araya tam İki dilim arasına bir tane tekli trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Her trabzan arasına birer tane örüyorum. Başını doluyorum. Burası dört bir tarafta. Dört bir tarafta olan tam orta yerimiz. Üç tane örüyoruz. Buraya bir, iki, üç ve birer birer diğerlerinin arasından başını dolayarak devam ediyorum. Tam iki dilim arasına giriyorum. Bir tane örüyorum. Aynı şekilde trabzanlarımın arasına girerek birer birer ortadaki iki zincirin olduğu yere 3 tane tekli trabzanımı örüyorum. bitirelim. 1 2 3 ve en son köşedeki döndüğümüz trabzanımızla aradaki ördüğümüz trabzanlarımızın arasına da bir tane ördüm ve yan çeviriyorum. yeleğimizin yan kısmını örmek üzere devam ediyorum. Bir tane daha Tamam başını doluyorum. Aynı işlem üzerine devam ediyorum. Şimdi iki tane oldu burada. Ve dönüşümüz olduğu için üç tane ördüm. Diğer trabzanıma geçiyorum. Bir. 2 Tam aranın birleşme noktasına giriyorum. 3 Diğer trabzanıma geçiyorum. 1 Diğer trabzanıma geçiyorum. Çok da sıkı sıkı yapmak istemiyorum. Karanfilleşmesin. Çok sıkı örmeyelim. Tam ikişer ikişer yapalım. Eğer çok bir e, seyrek olacaksa, seyrek olacak yerlerde 3 tane yapabiliriz. 1 2 bakın büyük ama iki tane yapacağım. Diğer tarafa geçiyorum. 3. Şu şekilde bakınız 2 son derece ideal durmakta. Sıramızın başına kadar yani boyun kısmına kadar iki trabzan örerek gelelim İki trabzan ve tam araya bir tane batalım bir iki tane trabzan her iki örgü arasına giriyorum İki trabzan araya örgü arasına bir tane aynı onu da başını dolayarak çekiyorum ve bu şekilde yakamıza doğru ilerleyelim. Her birer sık iğnelerimizi örerek yukarıya doğru devam ettim. Bakın şurada sanki birazcık potluk var. Burada dönüşte şöyle baktığımız zaman şöyle bir eğrilik görmekteyiz. Şimdi bunun için kesinlikle sökmüyoruz. Bir tane daha sık iğnemizi geçeceğimiz için orada bir ileriye atlayarak bu tip potluklar oluyorsa şahit örgümüzde bir tane sık iğne atlayarak yapalım. Şimdi buraya kadar ben etek ucundayım şimdi yukarıya doğru devam edelim ve tam bu noktaya geldiğimizde sizlerle birlikte orayı kaybedelim. Şimdi ilmeğimi takıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir ilerideki sık iğnemize ve ilerliyorum bakınız. Artık son sıramızı yapıyoruz örgümüzün düz yönünden. Güzel bir görüntü kazandıracağız yeleğimizin yanlarına. Devam ediyorum bakınız. Eğer herhangi bir şekilde potluk varsa bir tane atlayarak o potluğumuzu giderebiliriz. Hiç sıkıntı olmaz. Kesinlikle en aşağıya kadar sökmemize gerek yok. Hemen çözüm üretmeye başlayacağız. Asla problem odaklı olmayalım. Çözümlerimizi yapalım. Evet bakın şimdi dümdüz gayet güzel bir şekilde yeleğimizin kenarı oldu. Şimdi ilerliyorum. İstenmediğim potluk şuradaydı. Şuraya kadar geliyorum. Bakın örüyorum. Şimdi bir tane örmeden diğerine atlıyorum. Bakın hiçbir şekilde basmadığım belli değil. İlerliyorum. Bir tane örmeden diğerini atlıyorum. Bakın hiç örmediğimiz belli değil. Atladığımız nokta hiç kendisini göstermiyor. Bir tane atlıyorum. Diğerine potluğumuzu şu şekilde kapadım. Bakınız gayet güzel, dümdüz bir görüntü oldu. Yukarıda da bir tane atlama yapmak istiyorum ilerlerken. Şuradan bir tane daha atlıyorum. Bakın bir tane örmeden atladım. Ve bu şekilde yeleğimizin yanlarından bir tanesini ördüm. Yukarıya kadar çıktım. Şimdi dönüyorum boyun kısmına doğru. Hemen olduğum yere bir tane daha sık iğne batıyorum. Tek trabzan olduğum yer, ördüğüm yere bir sık iğne ve modelimizin kendisine gelerek batıyorum. Bir, bir tane sık iğne battım ve yanındakine bir tane daha battım 2 her bir kutucuğa 2 tane sık iğne batarak ilerleyelim aradaki trabzanımızın üzerine batmayalım 1 ve 2 1 2 bakın sık iğne örüyorum 1 2 1 2 trabzan yapmıyorum ve bu şekilde diğer uca kadar ilerleyelim bileğimizin yakasının her bir kutuca iki tane sık iğnemizi doldurarak en son noktaya geldim. En son noktaya da iki tane sık iğnemi ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Direğimizin yönünü çeviriyorum. Hemen bakın dibindekine değil bir ileriye gelerek batıyorum. Sık iğne. Şimdi bir atlıyoruz. Bir ileridekine sık iğne yapıyoruz. Bir atlıyorum. Bir atlıyorum. Bir ileridekine batarak sık iğnemi örüyorum. Bir atlıyorum bir atlıyorum ikincisine batıyorum bir atlıyorum ikincisine sık iğnemi örüyorum atlayarak sık iğnemi başlangıç noktama kadar birer atlayarak yakamızın e, geniş olan kısmını bu şekilde toparlıyoruz bir tane atlayıp şu şekilde bakınız yakamız toparlanmakta sıra başına kadar bir atlayıp bir batalım yineğimizin yakı kısmını toparlıyorum bir tane sık iğnemi ikişer ikişer örmüştüm her bir kutunun içerisine bir atlayıp ikinci e, sık iğnemizin üzerine batarak ikinci sıramızı ördüm üçüncü sıramıza şimdi başlıyoruz üçüncü sıramızda bir tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum birebir bütün sık iğnelerimin üzerine batıyorum burada ve bu şekilde Üçüncü sırada yakamızı kapatıyoruz. Birer birer batalım. Ön yüzdeyiz yine bakın ön yüzde örgümüz düzgün durmakta. Atlamadan her bir sık iğnemin üzerine bir sık iğne batıyorum ve uca kadar hızla ilerliyorum. Şöyle çok güzel. Hem buradaki genişliğimizi daralttık, topladık. Kutucuklarımızı hazırlamak için biraz büyük hazırlamak, büyük zincir çekmek zorunda kalmıştık. Kutucuklarımız yeterli olsun diye oradaki kutucukların büyüklüğünü sık iğnelerimize kapadık ve ideal ölçüye ulaştırdık. Şimdi sıramı tamamlayayım. Yiyimin yakasını bu şekilde toparladım. Bakın çok hoş bir görüntü oldu. Şimdi aynı şekilde karşıya yapmış olduğumuz gibi buradaki e, sol taraftaki kenarımızı da yapacağız. Sol taraftaki kenarımızda birinci sıramızda tekli trabzan, iki sırada üzerine sık iğne örerek tamamlayacağız. Kolumuzu da aynı şekilde sadece tekli trabzan örerek tamamlayalım. Etek ucuna yapmış olduğumuz işlemin aynını kolumuza yapalım. Şimdi kolumuz için örmeye başlayalım. Tekli trabzan yapalım her iki kolumuza da. Bir tane zincirimi tığıma çektim. Alttan girelim kol altından tam ortadan giriyorum yeni oluşturduğumuz modelimizi ve bir tane zincir çekiyorum tığımın başında doluyorum araya giriyorum tığımın başında doluyorum trabzan aralarına girerek devam ediyorum burada birer birer geçelim alt kısımlarında potluk yapması. Araya giriyorum. Bakınız şimdi iki tane zincirimin olduğu yere üç tane tekli trabzanımı örüyorum. İki ve üç. Tığımın başını dolayarak araya giriyorum. Bir, iki ve her iki modelimin arası trabzan arasındayım. Bir, iki ve zincirimin olduğu yerde üç tane. Bir, iki. 3 tane tekli trabzan çalışıyorum ve trabzanlarımın arasına birer tane trabzanım örüyorum ve her iki geçişin arasına bir tane bu şekilde başa kadar gelelim ve diğer kolumuzu da tamamlayalım Evet yeleğimizin kenarlarını tamamladım ve yeleğimiz kullanılmaya hazır hale geldi hemen şuradaki ee, Yaka kısmımızın en uç kısmına zincir çekerek ucuna şöyle 3 tane yapraklı bir tane çiçek ve diğerine de aynı şekilde zincirin ucuna çiçek çalışmamızı yaptım. İki türlü de yapabilirsiniz. Direkt buradan başlayıp zincir çekerek çiçeğimizi yapıp e, tamamlayabilirsiniz. Ya da çiçeğimizden başlayıp zincirlerimizi çekip buraya birleştirerek de yapabilirsiniz. Gayet e, kolay hemen bağcıklı bir şekilde iliğimizi bu tamamlayabiliriz. Şöyle arkasından da yeleğimizi tamamını görelim. Gayet güzel, kullanışlı bir yelek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlık, sıhhatle kalın. Tekrar görüşmek üzere.